Piyasalara dair yorum alacağız. Bir de karşımızda GCM Yatırım Araştırma Müdürü Kudret Ayıldır var. Kudret Bey günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın Semra Hanım, hoş buldum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. 13 gündür devam eden bir katliam var tabii hiç şüphesiz. İnsani boyutunu konuşuyoruz, tartışıyoruz. Çok daha büyük, çok daha önemli tabii hiç şüphesiz. Ama bir yandan da ne yazık ki ekonomik tarafını da, ekonomik boyutunu da konuşuyoruz maalesef. Yeni güne başlarken piyasalara dair beklentiniz nedir? Dün sert bir satış baskısı gördük. Bugüne dair beklentiniz nedir? Bu satış baskısı devam eder mi? Borsa İstanbul tarafında özellikle de destek seviyesi, bu geri çekilmeler sonrasındaki destek seviyesi beklentiniz nedir? Tabii bu hafta özellikle hafta başından bu yana önemli bir mücadele vardı borsada. Biz bunu pazartesi günkü düşüşlerden sonra salı günkü yükselişlerde çok net bir şekilde gördük. Ama dün özellikle borsa düşerken biz 4 ana sektörün de kritik bölgelerin altına sarktığını gördük. Bunlar bankacılık, sanayi, holding ve hizmetler. Çarşamba günü özellikle bu sektörler önemli bir dönüş sağlamıştı ve moral tazelemişti açıkçası. Ama dünkü hareketler biraz borsada aşağı yönlü reaksiyonların biraz daha devam edebilme ihtimalini ön plana çıkardı. Tabii şimdi işin jeopolitik risk konusunu konuşuyoruz ve borsa üzerindeki etkisini konuşuyoruz. Eğer bu hareketlere orta uzun vadeli konjonktürde bir yaklaşım içerisine girecek olursak, şirketlerin bu tarz düşüşleri aslında uzun vadeli önemli avantajları beraberinde getirecektir. Tabii ki burada hangi seviyeler diptir vurgusunu yapabilmek kolay değil ama şu anki endeks bazında görmüş olduğumuz seçimden bu yana yükselen trendi destekleyen 13 ve 34 günlük ortalamaların altındayız. Bu ortalamalar kabaca 8050-8150 bölgesinden geçiyor ve biz bu bölgenin altında kaldığı müddetçe borsa için biraz iyimser olamıyoruz. Bunu söylerken de özellikle bankacılık, sanayi, hizmetler ve holding tarafında da kabaca baktığımız göstergelerin negatif tarafa dönmesi sebebiyle vurgusunu yapabiliyoruz. Bu açıdan biraz aşağı yönlü reaksiyonlara şaşırmamak lazım. Peki nereye kadar gidebilir? Burada da Eylül ve Ağustos tarihlerindeki gerçekleştirdiği dip bölgelere bakmak lazım. Özellikle ilk etapta Eylül dönemindeki dip bölge 7650-7700 bölgesi, eğer bu bölgede kırılırsa, biraz daha riskler artarsa, o zaman Ağustos döneminde gördüğü kabaca 7425'lere kadar bir reaksiyonun olabilme ihtimali var. Burada tekrardan bir hususu dile getirmek istiyorum. Borsamız 7000'lere kadar düşse dahi endeks için uzun vadeli konjonktürde hala yükselen trend devam ediyor. Bu açıdan da bu geri çekilmeler özellikle orta uzun vadeli şirketlere ortak olabilmek adına burada önemli fırsatları beraberinde getirecektir. Ama nereye kadar düşecek sorusunun cevabında önemli bir jeopolitik risk teması var ve burada sadece İsrail, Filistin değil diğer ülkeler de bu noktada nasıl bir reaksiyon verecek? Bu soruların cevaplarını görebilmemiz lazım ki en azından buna göre bir yol haritası çizelim. Ama şu an için şu bakış açısıyla biraz daha negatif bir görüntü ön planda. Bugün için özellikle her ne kadar negatif bir düşünce içerisindeyiz vurgumuzu yapsak da vadeli tarafta, VIOP 30 tarafında özellikle 8250 bölgesine dikkat edilmesi gerekiyor. Ağustos ayından bu yana ilgili bölgeyi dip kabul etti. Henüz bu bölgenin altında değiliz. Bu açıdan vadeli tarafta da bir moral bozukluğu olacak mı? Yoksa burayı bir dip mi kabul edecek? Endeksi en azından gün içi yorumlayabilmek adına da ayrıca bakılması gerekir diye söyleyebiliriz. Şimdi bir yandan da halka arzlar devam ediyor ve bu hafta aslında sanırım şu ana kadar gerçekleştirilen en büyük halka arzlardan biri gerçekleşecek. Ve önümüzdeki hafta muhtemelen de borsaya da işlem görmeye başlayacak. Halka arzları olan ilginin bu kadar yoğun bir şekilde devam ediyor olması borsayı güçlü tutan unsurlardan biri mi? Ya da önümüzdeki günlerde de jeopolitik risklerin artmasına rağmen halka arzları olan bu yoğun ilgi borsayı güçlü tutmaya devam edebilecek mi?
Aslında son 5 yılda yatırımcı sayısı 1,2 milyondan 8 milyonun üzerine çıktı. Yani bunu şu şekilde yüzdesel değeri vurduğumuz zaman yaklaşık 5 yılda %600'e varan yatırımcı sayısında artış olduğunu görebilmekteyiz. Tabii burada yatırımcı sayısının artış olmasındaki en önemli sebebin de halka arz olduğunu söylemekte fayda görüyoruz. Burada siz de biraz önce yayınladığınız Eylül ayına ilişkin genel halka arza katılan kişi sayısına baktık. Burada mesela şirket sayısına baktık. Ekim ayını da dahil ettiğimiz zaman neredeyse 43 şirkete kadar çıkabiliyor. Ve bu gerçekten önemli ve hala da halka arzların devam edebilmene ilişkin açıklamalar var. Kabaca hani 60-80 şirket daha bu süreçten geçecek gibi duruyor. Henüz tabii ki tarihleri açıklanmadı. Bu anlamda sermayenin tabana yayılması hususunda halka arzların olması önemli. Ama halka arzlara katılırken bir katıldığınız şirketin sizden gelecek bu parayı nereye kullandığını öncelikle çok iyi bir şekilde bilmekte fayda var. İki, eğer biraz daha profesyonel bir yatırımcıysanız oradaki izahname içerisinde mevcut fiyat dahil gerçekten fiyatın uygun olup olmadığını oradaki finansallarla 3 aşağı 5 yukarı anlayabilirsiniz. Burada bunları bilinçli bir şekilde dahil olmakta fayda var. İkincisi, genellikle halka arz işte 8 tavan, 10 tavan, 15 tavan görürüz. Sonra buradan çıkarız düşüncesi içerisinde. Ama işte bu düşünce özellikle piyasayı net bir şekilde bilmeyen yatırımcı için bir tehlikeyi andırıyor. Çünkü sürekli olarak tavan giden şirketler ister istemez fiyat anlamında yatırımcıların normal şartlarda işleme başladığı andan itibaren tepelerde pozisyonlanmalara ve tepede kalmaya sebebiyet verebiliyor. Çünkü hiç kimse burada zirvenin nerede sona ereceğini bilemez. Bu açıdan da sizin zirvede pozisyona girmiş olduğunuz yer belki de son bölüm olabilir. Bu açıdan da halka arzlara dahil olurken gelecek dönem için bu tarz zirvelerdeki yeni yatırımcı potansiyeli görüntüsüne dikkatle takip etmek lazım. Hiçbir varlık sonsuza kadar yükselemez, sonsuza kadar da düşemez. Şu anda borsamız önemli bir düşüş eğilimi içerisinde ama baktığımız zaman seçimden bu yana kabaca %85 yükselen bir endeksten bahsediyoruz. Şu anda gördüğümüz %10'luk bir düşüş çok şaşırtıcı ya da şey değil. Yani çok ciddi moral bozacak bir durumu çağrıştırmıyor. Önemli olan buralarda bu tür düşüşlerde ortak olabilecek bir sermayenizin olabilmesidir. Yani aslında halka arzlar ya da borsada şirketlere ortak olma konuları işin risk yönetimini rasyonel bir şekilde yaptığınız zaman size avantaj sağlar. Yoksa hem mevcut sermayenizi kaybetmenize sebebiyet verebilir ya da uygun şirketlerde ise bekleme süreniz oldukça uzayacaktır. Bu da ister istemez yüksek enflasyon olan ülkelerde paranızın erimesine sebebiyet verir. Yani özetle hem borsanın kendisinde hem de halka arzlarda bu katılımları sürdürürken biraz daha bu işin rasyonelitesine gitmemiz gerektiği unutulmamalıdır. Halka arzlar devam etmelidir. Burada katılımlar ve sayılar arttırılmalıdır. Tabii bu arttırılırken özellikle sermaye piyasasında bu işi araştırma olarak yapan kişi sayılarının da artış kaydedilmesi gerektiğini de buradan tekrardan hatırlatmakta fayda görüyorum. Nasıl 5 yılda yatırımcı sayısı %600 arttı diyorsak aracı kurumda çalışan sayısı 5 yılda yüzde sadece 45-50 arttı. Bunun da tabii ki çok ciddi bir şekilde değişmesi gerekiyor. Peki şimdi jeopolitik gerilimlerin en fazla etkisini gösterdiği alanlardan bir tanesi de altın fiyatları ve petrol de aslında oldukça sert etkisini görüyoruz. Oraya dair beklentiniz nedir? Yani altını etkileyen iki faktör var aslında. Yani jeopolitik gerilimler yukarı çekerken, yukarı iterken altını Fed'in hala sıkı duruşunu sürdürüyor olması ve buna dair verdiği mesajlar da aşağı çekiyor. Yani bu iki gelişme karşısında altının grafiğini siz nasıl beklersiniz? Aslında altın dün itibariyle kendini nötrledi. Nasıl nötrledi? 20 Eylül tarihinde altın fiyatı 1947 dolardaydı. Ve 20 Eylül tarihi
çok önemli bir tarihti. Çünkü Amerikan Merkez Bankası'nın projeksiyonlarını yayınladığı bir tarihti. O zaman Şahin görüntüsüyle birlikte altın aşağı yönlü reaksiyonlarını hızlandırmıştı. Nitekim 1950'lerden 1805'lere kadar bir düşüş izledik ki düştüğü yer de 2023 yılının dip noktasıydı. Şimdi buradan daha sonra jeopolitik risk teması ile birlikte güvenli liman algısıyla birlikte altına olan taleple yukarı yönlü bir reaksiyon izledik. Şu anda baktığımız zaman aslında tam nötr görüntüdeyiz. Şimdi burada tekrardan bu düşünceyi, bu görüntüyü yorumlamakta fayda var. Bir, Fed'in şu anki tutumunda daha ekstrem bir şahin görüntü olacak mı? İki, şu anda gündemimizde yer alan jeopolitik risk devam edecek mi? Yani tansiyon orada artacak mı, artmayacak mı? Eğer Fed tarafında daha şahin bir görüntü olursa ons altın tabii ki kazanımlarının bir miktarını geri verecektir. Ama şu anda bilinen konjonktürde yani yıl sonuna kadar bir adet faiz artar. İşte 2024'ün Haziran-Temmuz dönemine kadar faiz sabit gider. Oradan sonra bir indirim patikasına geçer. Bu senaryoda bir değişim yoksa o zaman altının çok fazla düşmesi beklenmez. Jeopolitik risk temada eğer bu riskler hala masada kalmayı sürdürürse altın ister istemez güvenli liman özelliği sebebiyle yukarı yönlü hareketlerini 2000 dolara taşımak isteyebilir ya da 1985-2000 dolara kadar. Eğer bu tansiyon düşer, ülkeler arasında bir anlaşma çerçevesi oluşur. O zaman tabii ki bir miktar altın petrol cephesinde, altın özelinde tabii ki bir kar realizasyonu olabilir. Ama bunların nihayetinde işin fiyat analizine baktığımız zaman da 1885-1915 bölgesi kırılmadığı müddetçe hala altın cephesinde bir pozitif iyimserlik devam etmektedir. İlaveten altın ister Fed'in şahin görüntüsü olsun, ister güvercin görüntüsü olsun son 10 yılda her yılın son çeyreğinde bir dip arayışı oluşturur ve yılın ilk yeni yılın ilk çeyreği ya da 7 yılın ilk ayına kadar da bir potansiyel hareket kaydeder. Bunu 10 yıldır düzenli olarak gerçekleştiriyor. Şimdi eğer bu bir dip hareketi ise bu istatistiğin çalışma prensibiyle yıl sonuna doğru da iyimser bir senaryo oluşabilir. Konjonktüre baktığımız zaman da mevcut sürecin desteklendiğini de söylemekte fayda görüyorum. Petrol dinamikleri ise bir tarafta arz kesintisi haberiyle 96 dolarlara kadar çıkan bir görüntü. Diğer yandan oraya çıktıktan sonra üretim artışı mesajıyla birlikte 83 dolarlara kadar düşen bir Brent petrol. Sonra jeopolitik risk teması yani baktığımız zaman 83 dolarla 96 dolar arasında bir yataya bağlayan, dalgalanma eğilimi olan ve yükseliş beklentisini de ön planda tutan bir seyir izliyoruz. Şimdi yeni dönemde özellikle yükselişlerde bu riskler devam edecekse 96 doların üzerinde yeni bir tehlike gündemimizi meşgul eder. Niye tehlike diyorum? Çünkü 96 dolara ulaştığı zaman piyasalarda bir enflasyon tedirginliği olmuştu. Bu da dolaylı bir şekilde merkez bankaları üzerinde baskı demektir. Bu açıdan baktığımızda bizim 96 doların üzerinde fiyatlama reaksiyonları oluşturmamamız lazım. Eğer oluşturursak biz yeni dönemde yüzlerin de üzerinde bir potansiyeli konuşmak mecburiyetinde kalırız. Eğer 96 dolarla 83 dolar arasında bir yataya bağlarsak bu süreçte bir dinlenme hareketi olarak karşımıza çıkar. O zaman merkez bankaları üzerinde ek bir baskı oluşturmaz. Ama işin fiyatlama kısmına baktığımız zaman da 70 dolarlardan başlayan bir yükseliş eğilimi var. Şu anda da ana destek noktası 80 dolar ve hala petrol dinamiklerinde bir yukarı yönlü reaksiyonların devam edebilme ihtimali masadadır diyebiliriz. Peki. Teşekkür ederiz Kudret Bey. Çok sağ olun yayınımıza katıldığınız için.